Bugünkü seminerimizin konuğu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Kırgızistan'daki koordinatörü Evren Rütbül. Ve şimdi sayın koordinatörümüzü Kırgızistan'da TİKO faaliyetleri konusunda seminer vermeye davet ediyoruz. Adım Evren Rütbül. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. 2005 yılından bu yana TİKA'da TİKA uzmanı olarak çalışmaktayım. Kırgızistan görev yaptığım 5. ülke. Koordinatör yardımcısı olarak 3 ülkede çalıştım. Koordinatör olarak çalıştığım 2. ülke. Biz de tabii önce onu söylemek lazım. Koordinatör ne demek? Yani TİKA temsilcisi anlamında. TİKA Kırgızistan koordinatörü TİKA'nın Kırgızistan'daki bütün projelerinden sorumlu kişi anlamına geliyor. Ofislerimizde genelde bir Ankara'dan bir koordinatör, bir de koordinatör yardımcısı olur, bir de yerel personel arkadaşlarımız var. Bugün TİKA hakkında, TİKA'nın sadece Kırgızistan'daki faaliyetleri değil, TİKA ne yapar, ne zamandan beri aktiftir, nerelerde çalışır, bunları kısaca size anlatmaya çalışacağım. Sorularınız da olursa bölerek de sorabilirsiniz, sonra da sorabilirsiniz. TİKA 1992 yılında kuruldu. Kuruluş sebebi kardeş Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması ve bu bağımsızlığını kazanan ülkelere Türkiye'nin aktif destek vermek istemesi, kurumsallaşmasına, gelişmesine, sosyal ve ekonomik anlamda. Bu nedenle o zamanki Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın inisiyatifiyle, emriyle, talimatıyla kuruldu. 1991 yılının sonunda işte bütün ülkeler bağımsızlığını kazanmıştı. 92'de hemen TİKA kuruldu ve ofislerini açmaya başladı. İlk açılan TİKA ofislerinden biri de TİKA Kırgızistan ofisidir. Türkmenistan'la hemen hemen aynı günlerde 1993'te açılıyor TİKA ofisi. Kuruluş sebebinden de anlaşılacağı üzere 1990'larda sadece Orta Asya'da çalışıyordu TİKA. Orta Asya'dan kastettiğimiz Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Azerbaycan. Bu ülkelerde ofisler kuruldu ve çeşitli alanlarda destek vermeye başlandı. Dünyanın her kıtasında toplam 50'den fazla ofisimiz var. Ama tabii ki Orta Asya için bizim önceliğimiz devam ediyor. En aktif olduğumuz, olmaya çalıştığımız bölgelerden birisi Orta Asya. Kalkınma yardımları konusunda tek aktör biz değiliz. İşte Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın Türkiye'de verdiği üniversite bursları, lisans ve lisans üstü eğitim için verdiği burslar, bunlar da Türkiye'nin kalkınma yardımlarıdır. Hatta işte şu anda içinde bulunduğumuz bu bina, bu kampüs, Manas Üniversitesi, Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı en büyük kalkınma yardımıdır ve bu hani tek seferde sadece bina olarak algılamayın, buranın masraflarının karşılanması aynı şekilde Türkiye'nin buraya yaptığı en büyük yardımdır. Yani büyüklük anlamında, bütçe anlamında TİKA'nın yaptığı yardımlardan da daha büyük bir miktar tutuyor. İşte TİKA'nın bir işlevi de bütün bu kamu kurumlarımızın veya STK'ların yaptığı yardımları raporlamak. Yine Sayın Atan Bey'in bizzat Cumhurbaşkanımızdan ricasıyla başlattığımız 2-3 yıldır hazırlık çalışmaları devam ediyordu. Geçen yıl başlatabildik. Devlet Tarih Müzesi'nin tadilat projesi var. Bu proje tabii sadece bir tadilat projesi değil, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani orada biz binanın kırığını, döküğünü tamir edip bırakacağız diye bir şey yok. Burada esas maksat Kırgız tarihini daha iyi anlatmak. Yani bunun ideolojik bir anlamı da var. O açıdan da çok önem veriliyor. Geniş bir ülke, gelişmekte olan ülke. Ama mesela Kazakistan başka ülkeler de ama gelişiyor değil mi? Evet. Ama onlarla beraber başka ülkelerde faaliyet gösterme planımız var mı? Ha, güzel soru.